İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek. Ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler İmam Gazali rahmetullahi aleyh Beni yavaş götürün. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha nakledilir. Evimde idim ki tek ve tenha. O anda Resulullah geldi yanı başıma. Sonra koyup uyudu başını kucağıma. Sakalı şerifinde saydım tam dokuz adet beyazlanmış kıl vardı. Mahzun oldum be gayet. Düşündüm ki dünyadan giderse benden önce peygambersiz kalacak ümmeti o gidince. Ağlayıp gözlerimden boşandı yaşlar o gün. Düştü bir damlası da nur yüzüne Resulün. O zaman Resulullah uyanarak uykudan buyurdu. Ya Ayşe, nedir seni ağlatan? Arz ettim düşüncemi. Buyurdu. Ya Ayşe, hangi hal şiddetlidir ölü olan kişiye? Dedim ki, hanesinden götürüldüğü hali çok üzüntülü olup ağlar bütün iyali. Buyurdu. Ya Ayşe, doğrudur söylediğim. Bundan daha şiddetli ne vardır meyyit için? Sükût edip edeple arz ettim ki hem dahi Allah ve Resulullah bilirler daha iyi. Buyurdu: "Ya Ayşe, daha da zoru vardır. Gasil'in yıkamaya başladığı zamandır. Parmağından yüzüğü çıkarıp başlar işe. Elbisesi rütbesi çıkarır ne var ise, o zaman çıplak görüp ruh kendi bedenini, bir üzüntü, pişmanlık kaplar hemen kendini. O kederli haliyle eder ki öyle feryat, insan ve cinden gayri işitir her mahlukat. Bu çıplak hali ona gelir ki öyle acı, baş ucuna gelir ve der ki, Ey yıkayıcı! Yavaş tut bedenimi. Zira çok çekti zahmet. Dikkat et de, çekmesin daha fazla eziyet. Teneşire gelince der ki, Ricam var benim. Suyu sıcak etme ki, incinmesin bedenim. Kefene sarılırken, nida eder bir daha. Der ki, yakınlarımı göreyim son bir defa. Beni bu halde görüp hiç feryat etmesinler. Onlar da çünkü yarın ölürler birer birer. Musallaya gelince seslenir, Ey iyalim! Bakın, ibret alın ki, böyledir işte halim. Ayrılık günü yoktur bunun gibi dünyada. Elveda! kıyamette görüşürüz bir daha. Namazı kılınıp da omuzlarda giderken, der ki, yavaş götürün, incinirim yoksa ben. Kabirde seslenir ki, ey dostlarım, şimdi siz, beni bu ıssız yerde bırakıp gidersiniz. Baş başa kalırım ki mezarda amelimle, olmaz hiç ilgilenen bu kabirde benimle.'' Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı İslamiyet'i bilen zararlardan kurtulur. İbadet Allahü Teala'nın varlığını, gönderdiği peygamberini, ahiretteki nimetleri ve azapları tasdik etmekle, inanmakla başlar. Bunlara inanmakla ve ibadetleri yapmakla üç şey hasır olur. Birincisi, insan şehvetine uymaktan kurtulur, kalp, ruh temizlenir. İkincisi, İnsanda his organlarıyla hasıl olan bilgilerle ilgisi olmayan başka bilgiler, zevkler hasıl olur. Üçüncüsü, iyilere, nimetler, kötülük yapanlara azap yapılacağı düşünülünce insanlar arasında adalet hasıl olur. Dinini iyi bilen, seven, kadın erkek her Müslüman, bütün hareketlerinde İslamiyet'e uyarak hem kendilerine hem de aile, akraba ve bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Bunun için dinini iyi bilen ve her hareketi bilgisine uygun olan salih kimselerle görüşmeli, günah işleyen, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayıp yalnız sözle Müslümanları okşayan, avutan yalancılardan, cahillerden uzak olmalıdır. İslamiyeti dinini iyi bilen ve ahireti düşünen doğru alimlere sorup öğrenmelidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki: ehli sünnet alimlerinin anladıkları manalar doğrudur, kıymetlidir. Bunlara uymayanlar kıymetsizdir. Çünkü bu manaları Eshab-ı Kiram'ın ve Selefi Salihinin eserlerini inceleyerek elde etmişlerdir. Kurtuluş yolunu bozuklarından, sapıklarından ayıran onlardır. Onların hidayet ışıkları olmasaydı bizler doğru yolu bulamazdık. Doğruyu bozuk olanlardan ayırmasalardı bizler taşkınlık ve azgınlık uçurumlarına düşerdik. İslamiyet'i bozulmaktan koruyan, her yere yayan onların çalışmasıdır. İnsanları kurtuluş yoluna kavuşturan onlardır. Onlara uyan kurtulur, saadete kavuşur. Onların yolundan ayrılan sapıtır, herkesi de saptırır. Bir gayrimüslim Müslüman olursa cehenneme girmekten kurtulur, günahsız temiz bir Müslüman olur. Dünyada bir insanın Müslüman olup olmadığı, zaruret olmadan açık olarak söylediği sözlerinden ve işlerinden anlaşılır. Bu insanın ahirete imanlı gidip gitmediği son nefesinde belli olur. Büyük günah işlemiş olan erkek veya kadın bir Müslüman, tövbe ederse günahları muhakkak affolur, günahsız tertemiz olur. İmanı doğru olan bir Müslümanın ibadetinde gevşeklik olursa, tövbe etmese bile affedilebilir. Affedilmese bile azap çektikten sonra cehennemden kurtulur. Dinini bilen, iyi anlayan bir Müslüman kötü yollara sapmaz ve kötü kimselere de aldanmaz. Dinini bilmediği için aldanan bir kimse cehennemden kurtulamayacaktır. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarından dinini doğru olarak öğrenmeyenler bidat ve dalalet sellerine yakalanıp boğulur. Dünya ve ahiret felaketlerine sürüklenirler. Ancak hakkı bilenler bidat sahiplerine aldanmaktan kurtulur hakkı bilmeyenlerin bunların dalalet girdaplarına, tuzaklarına düşmemeleri ise imkansız gibidir. Şunu da unutmamalıdır ki ahirette Allahü Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için imanla ölmek lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık olarak bildirilenlere uygun imanı olmayan, haramlardan sakınmayan ve İslam'ın beş şartını yapmaya ehemmiyet vermeyen bir kimse rahmete kavuşamaz.'' Ehli sünnet itikadında olmayana bidat ehli denir. Bunun yaptığı ibadetleri sahih olup borçtan, azabından kurtulursa da vaat edilmiş olan sevaplarına kavuşamaz. Ahirette dünyada yapmış olduğu iyiliklerin hayrat ve hasenatının karşılığına kavuşamayacaktır. Dünyadaki iyiliklerinin karşılıklarına kavuşmak isteyenin hemen tövbe etmesi, imanını düzeltmesi lazımdır. Netice olarak neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu ayıran İslamiyettir. İnsanlar faydalı sanır, zararlı olabilir. Zararlı sanır, faydalı olabilir. Allahü Teala bildirmeseydi insanlar bilemezdi. İslamiyeti bilen dünyanın zararlarından kurtulur. Ebu Abdullah Maribi Hazretleri buyuruyor ki bir kimse samimi olarak dünyadan yüz çevirir, Allahü Teala'ya yönelirse o kimse dünyanın şerrinden ve afetlerinden, sıkıntılarından emin olur. Uzat bana da elini Savur narımın külünü Gönül bahçeme gülümü Dikem ağlayı ağlayı Çökem ağlayı ağlayı Vuslat tayken kelam eyle Hasret selam eyle Güzel yolunu çile çekem Allah'ı ağ. çökem um, wow. al aşke mendini boynuma takam ağlayım. yani dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz e, mektup göndermiş. E, diyor ki. Hallacı Mansur Hazretleri ile ilgili bilgi verebilir misiniz demiş. Ee, galiba Hallacı Mansur Hazretleri ile ilgili kötü söz söyleyenler de var. Herhalde onları mı işitti? Efendim Hallacı Mansur Rahmetullahi Teala Aleyh Kuddisi Evliya-i Keram'dandır. Hal sahibidir. Haline maluptur. Sekir halinde ağzından çıkan sözler vardır. Bu sebepten orayı da idam ettiler. En hak sözü çıktı onun, onun, ağzından. Zahiren küfürdü. Onun için de idam edildi. Gecede 500 rekat namaz kılardı. Diyorlarken böyle söylüyorsun, onu siz anlamazsınız. Mesela Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin ağzından da Sübhani sözü çıktı. Zahiren küfürdür bu sözler. O da onun gibi bir manaya geliyor. Evet. <laughs> ben Sübhanım yani haşa allah fakat e, evliya-i kiram, evliyayı evliya tanır. Buyuruyorlar ki, enel hak demek, hak var ben yokum demektir. Sübhani demek, sübhan vardır, ben yokum. Yani sübhan da allah Teala yok oldum. O da ben hakta yok oldum artık. Ve beni yaratan haktır. Hakkın bir eseriyim. O manada kullanmıştır. Ve e, bu kendiler için özürdür. Sekir halinde söylenmiştir. Haline mağlup olmuş dediniz. O ne demek? Şimdi ee, Bu bir hal işi tabii. Tabii bir hal işi. Şimdi bizim bilmediğimiz, girmediğimiz bir dünya. E, o e, yola baş koyanlar mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki e, bu yol girift bir yol, çetin bir yol. Rehber olmadan bu yolda hareket etmeye kalkanların başını uçururlar ifadesini kendisi kullanıyor. ...başını uçururlar. Tehlikeli bir yol. Onun için rehberi sağlam olması lazım. Peki... E, ...kendi haliyle mesela Allah Ansur Hazretleri'nin... ...yaşadığı dönem... ...şartlar müsait. Yani tamam hocalar var... ...ondan sonra, alttan sonra... ...belli bir noktaya geliyor. Belli bir noktaya geldikten sonra da... E, ...bilmediği, görmediği... ...kalp dünyasına ait olan... ...bizim görmediğimiz şeyleri görmeye başladı ve Allah-u kudretini, Allah-u yarattıklarını görünce kendinden geçti. Hal sahibi haline mağlup olmak, o halleri görünce mağlup oldu. Vesel Karani Hazretleri de haline mağlup olmuştur. Bir ben yerde yani. bedenini unutuyor yani. Bedenini unutuyor. Yani o dünyayı görünce e, caizse narkoz yiyor yani. Evet. Narkoz yemiş hale dönüyor. Mesela Halla Cumansur Hazretleri için eğer bu Sesili Aliye büyükleri diye bildirilen bu büyüklerin talebelerinden birisiyle karşılaşsaydı böyle söz ağzından çıkmazdı buyuruyor. Hmm bu söz hassından çıkmazdı. Ee, yani e, ki onun rehberi sağlam, rehber sağlam olduğu için ölçü de sağlam. Ölçü sağlam olduğu için diyecek ki burası girift bir yer dikkat et. Elinden tutacak yani. Ha elinden tutacak. Yani bu bilemiyor neresi kıyıdır, neresi denizdir, neresi deryadır. Ee, onu bilemez. Rehber bilir ancak bunu. Bir sürü girift yerler var. Oralarda Allahu Teala imtihan ediyor, ...bedava vermiyor. Oralarda seyran ediyor, geziyor, görüyor ama durup dururken olmuyor. E, peki bir de e, mesela belli bir dereceye yükselmiştir. Geri gelirken inememiştir. Sebepler alemine inememiştir. Sebepler alemine inemediği için bilhassa vilayet yolunda yükselen evliyada bu çok oluyor. Sebepler alemine inemedikleri için belli bir noktaya geliyor. Orası sebepsiz yaratılan bir alem. Durdukları yer, inemedikleri yer. Dolayısıyla oturduğu yerde sen İstanbul'dasın konuşuyorsun böyle bir zatla. E, ya diyorsun Bağdat'ta bir işte falan bahçede bir hurma vardı. Bir sefer bir gitmiştik. Çok lezzetliydi. Tak diye elini uzatıyor buyur diyor. Ya Bağdat nere İstanbul nere bu nasıl oluyor falan. O sebebi görmüyor. Bağdat nere İstanbul nere demiyor. allah Teala yaratıyor onunkini. Çünkü sebepsiz e, yani sebepler aleminde değiller. Bunun çarpıcı bir misali de mesela e, ...Habibi Habibi Hakem Kudüs'e suru Hasan Basri Hazretleri'nin talebesidir. Ama sekre haline giriyor. Bir dereceye gelmiş atlayamamış. Orada duruyor. Daha orayı geçmemiş. Bir gün Hasan Basri Hazretleri gelmiş mübarek Dicle Nehri kenarında bekliyor. Bir kayık gelsin de karşı tarafa geçeyim diye. Bu çıka geliyor. Diyor ki hocam ne bekliyorsunuz? Diyor ki kayık bekliyorum. Ne lüzum var kayığa diyor. Siz de daha ilmin yakine gelemediniz mi diyor. Basıp geçiyor. Arkasından bakıyor gülüyor. Sen ne diyor Aynı ya kim mertebesine gelemedin ki diyor. Gelemedin sebepleri görmüyorsun. Basıp geçiyor. O batmıyor suyun üstünde. Cenab-ı Hak yaratıyor onu sebebi görmediği için. Ama Hasan Basri Hazretleri sebepler alemine indirilmiş. O sebeple hareket eder. Çünkü allah Teala'nın adeti ilahiyesi böyle. Bunun için bu şekildeki olan evliya sekrine haline mağluptur deniyor. Ve bunu da ancak evliya bilir. Evliya-i kiramın ağzından bunlar öğrenilirse o zaman ee, ...ne Habibi Hacem Hazretlerine... ...ne Cüneydi Bağdadi Hazretlerine... ...ne Hallacı Mansur Hazretlerine... ...dil uzatmazlar. Korkarlar ve çekinirler. Mesela Muhiddin Arabi Hazretleri de Şamlara dedi ki... ...sizin taptığınız benim ayağımın altında. Ama gerisini açıklama izni verilmediği için açıklamadı. İşte onlar zannediyor ki biz Allah-u Teala'ya tapıyoruz. Değil. Değil. Çünkü bu... E, ...buyuruyor ki bizim bu sırrımız... Selim Şın'a girdiği zaman açı açık. Sin Şın'a girdiği zaman. Sin, e, yani Sin Şın'a girdiği zaman Yavuz Selim girince diyor ki nerede e, onun ayağını vurduğu yer nesilden nesile söylüyor. Burası diyorlar. Cuma namazında herkes şey yapar. Kolay kaydırmış. hazine çıkmış. Paraya tapıyorlar insanlar. <laughs> Bak, ben, sizin taptığınız diyor benim ayağımın altında. Altınlar burada diyor. Ama söylemiyor onu. Yavuz Selim herkes cuma namazındayken tellerler bağırtıyor. Yavuz Selim Muhyiddin Arabi Hazretleri'ni bildirdiği o hazineyi yağmalattırıyor attırıyor diye. Camide kim, camilerde kimse kalmamış. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki tamam diyor sizin dedeleriniz de böyle <laughs> buna tapıyormuş. Muhiddin Arabi Hazretleri doğru söylemiş. Ama izin yok. Hatta büyüklerden evliyadan bir zat... 10 tane erkek evladı ile beraber seyahat ediyor. Eşkıya çevirmiş. En büyüğünden başlamışlar. Takır takır gözünün önünde katlediyorlar. En son küçük çocuğuna gelmiş. Onu da öldürecekler. O demiş ki Babacım demiş ya. Bunlar hepsi senin evladın. Bir defa ağzını açsan. Evladım demiş. Ağzımı açacağım ama bana dediler ki ağzını açarsan senden alırız bunu. Ne diyebilirim ki? Cenab-ı Hak böyle takdir etmiş. O zaman eşkıya başı Daha önce konuşsaydın ya demiş. Güzel herkese affetmiş vermiş. takdir ilahi. Cenab-ı Hak o dokuz çocuğa o şekilde katledilerek şehitlik takdir etmiş. Buna itiraz edemiyorlar. Dolayısıyla bunu göreceksin sesini çıkarmayacaksın. Mesela meczup evliya diyorlar. Onlar da girmiştir. Ama onları görünce duramıyor. Söyleyecek. Söyle, söylemeye kalkınca aklına alıyorlar. Ondan sonra herkes diyor ki bu deli ya. Bunun sözüne itibar, itibar etmiyor etmiyorlar. <laughs> i̇tibar etmiyorlar. <laughs> etmiyorlar. Aslında doğruyu söylüyor. Aslında ama. doğruyu söylüyor. Mesela şeyde e, Bar e, Barbaros Paşa'nın hatıratını ben okurken orada bir tane mezup var. Mesela bir gün <laughs> böyle bağırıyor. Kan, kan, kan diye Barbaros Halit'in Paşa hal sahibi. Sıradan birisi değil. Bu diyor garip bir şey haber, haber veriyor ama diyor Gerisini söyleyemiyor. Sadece kan, kan, kan. Abisini şehit etmişler. Sonra haber geldi. Sonra haber geldi. Bunu tamam. diye haber veriyor. ama diye anlamadık. Anlayamadık. Sadece şifreli ve bazen konuşma şeklini bile alıveriyorlar. Dili dönmüyor. Görüyor. Geliyor diyor bir şey. O görüyor ama ifade edemiyor. Mesela kabirdeki azabı insan ve cinnin dışındakiler görür. Hayvanlar görüyor. Ben çocukluğumda hatırlarım akşam e, sürülerle veyahut e, işte sığırlarla falan kabrin yanından geçerken hepsi dururdu. Büyükbaş hayvanlar kimisi at kişniyor, eşek anırıyor, öküz mü, e, mü diyor, koyun keçi de me diyordu. Böyle dururdu, bakardı falan. Nenem anlattım bu niye oluyor falan. Oğlum dedi kabirdekileri görür onlar. Ama akıl yok, idrak edemiyor. İnsanlara ya bak dikkat edin bu başınıza gelecek biz görüyoruz diyemiyorlar. Diyemiyorlar. E şimdi bu halleri gören bu halleri gören evliya kullarından e, bunları görüyor. Görünce işte o hal onları kaplıyor. On sonra korku, dehşete kapılıyor. Allah falan takdirine hiç itirazları yok. Elleri kesilerek e, idam edildi. Elleri kesilerek idam edildi. Hatta eli kesildiği zaman bileklerindeki kanı yüzüne sürdü. Ve konuşuyor. Allah'cı Mansur rahmetullahi aleyh. E diyor ki şimdi diyor kan akınca diyor yüzümün diyor rengi değişecek. Korktu zannedersiniz diyor. Öyle zannetmeyisiniz diye. Ve işin enteresan tarafı bilekleri kesildiği zaman yere akan kan enel hak yazdı. Ya. Takdir ilahi. Peki bu başına nereden gelmiş? Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam kabri e, saadetini ziyaret ettiği zaman Resulullah Efendimiz tecessüm ediyor. Onunla görüşüyor Resulullah Efendimiz'le. Orada kendini kaybediyor. Diyor ki: "Ya Resulallah... Miraç gecesi niye bütün insanların affını istemedin?" Peygamber Efendimiz diyor ki: "Sen ne diyorsun?" diyor. "Ben Rabbimin isteğinden başka bir şey söyleyebilir miyim?" "Sen diyor sınırı geçtin. Bunun bedelini diyor, ellerin kesilerek aynı şekilde ödersin. İdam edilerek ödersin." Ama sınır bu soruyu sorduğu için, heh, evet, ha. Edebi, edebi edebi geçti. geçti o geçti. sınırı geçti, hududu geçti. Ama Allah denen adeti ilahiyesi böyle. Dolayısıyla Hallacı Mansur Hazretleri, Ehl-i Sünnet Müslüman, evliya Kiram'ın dilinden ve ağzından onların hayatlarını öğrendiği için suizan etmez, edebe dikkat etmeli, Hallacı Mansur Hazretleri'ne dil uzatanın da akıbeti feci olur. Onu da unutmamak lazım. Evet. Çünkü e, bir müştehit iştihadında isabet edemezse günaha girmiyor. Evliya-i Kiram da aynı şekilde girmiyor. E, şey yapmasa bunlardan mazur olduğu için bunlar hesaba çekilmez. Ama sen dil uzatırsan seni hesaba çekerler. Hem öyle bir çekerler ki, hem öyle bir çekerler ki allah Teala muhafaza Orada bir yerde e, dediniz ki işte bazıları sebep, sebepin olmadığı alem. Hı hı. Sebepsiz yaratıyor allah Teala orada. Hı hı. Bazıları da sebepler alemine iniyor. Ee, hangisi yüksek? Evet yani hangisi yüksek bunun? Sebe Diğerinden sürekli böyle şeyle kerametler falan çıkıyor sebepler alemine inmeyenlere İslamiyet'i anlatma, İslamiyet'i davet etme, İslamiyet'i yayma vazifesi vermiyorlar. Niye? E şimdi seninle otururken ya ben şeyde Konya'da rastladım. <laughs> Ladikli Ahmet Efendi diye birisi. Gayet rahat bir şekilde anlatıyor. Hızır Aleyhirrahme gel diyor. Atını al diyor. Kore'ye gittik diyor. Savaştık. Bize bir edebiyat dersine gelen bir tane bir öğretim üyesi vardı ilahiyatta. Ben de merak ettim dedi. Ya bu adam atıyor herhalde falan. Gittik dedi oraya dedi. Ondan sonra Anlatıyor dedi böyle tabii bir şekilde dedi. Gittik oraya falan diye böyle anlatıyor dedi. Şiirler vardı bu Lâdık, Lalit, Ahmet Efendi'nin. Ee, ondan sonra ee, demiş acaba doğru mu bunu anlattıkları falan. Demiş getirin. Bilen varsa. Ya dedi şey coğrafi atlas açtık dedi. Anlattığı yerle birebir tutuyor dedi ya. İşte şuradan şuraya geçti. Şu dereden böyle oldu. Bu dereden böyle oldu. Şuradan işte Çinler geliyordu. Burada oluyordu. Teker teker anlatıyor. Ya Kore nere? Konya nere? Özel uçağı da yok bunun. E adamcağız o kadar tabii anlatıyor ki, o kadar tabii anlatıyor ki Hızır Aleyhi Rahme geldi, atına bindirdi beni götürdü diyor. E şimdi eskici Mehmet Efendi de, eskici Mehmet Efendi de aynı şekilde e, o zaman hacca gitmek isteyeni Müftü Hazretleri eskiciye git diyor. Ondan sonra e, haçtan gelince <laughs> Eskidenmiş Kadı Mahmut <laughs> şirketi var. Kadı Mahmut <laughs> e, hanımı geliyor diyor ki bu diyor hacca gitmiş diyor bu yalan söylemiyor. bundan ayrılmak istiyorum falan. Ondan sonra diyor ki ne diyor bu? Evet diyor ben hacca gittim diyor. Anlamadım diyor. Böyle böyle oldu diyor İftihar ondan sonra eskiciye gönder diyor. Eee diyor gözünüzü kapattınız böyle uçtunuz diyor. Gözümü kapattım ama diyor uçtum mu uçmadım bilmiyorum diyor. Gözümü kapattım açtığımda Arafat'taydım diyor. Bursa'dan diyor falan 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 hacıları gördüm diyor. Onlara ben bir şeyler aldım hediye verdim. Onlar aynı şekilde e, benim o hediyelerimi getiriyorlar diyor. Tabii kadın Mahmud'un kafa karışıyor. <laughs> kafa karışıyor. Ne diyor <laughs> bu adam? "Kuş gibi <laughs> uçtunuz." ha diyor falan. "Kuş gibi uçtunuz." sonra eskici Mehmet Efendi'yi çağırıyor. Diyor ki bu böyle. "Evet yani kuş gibi uçtunuz." Kadı Efendi, Kadı, kadı Efendi diyor. Şeytan Allahu Teala'nın düşmanı. Bir anda şarttan garba yani doğudan batıya gidiyor allah evliyası Teala'nın evliyası gidemez mi? E o zaman şimdi Kadı Efendi'nin de... altyapı yapısı öyle sıradan değil. Yani İslami ilimleri biliyor. Düşündürücü bu diyor. Doğru ya. İblise bu imkan verildiyse... allah evliyasına niye vermesin bunu? E diyor ki... ...hacılar geldiği zaman aynı şekilde... ...bu dağlar görülecek geliyor falan. Oo diyor, gördük diyor. Beraber diyor... ...tavaf ettik beraber. Arafat'ta vakfıya durduk. İşte hediyeleri. Diyor ki dava düşmüştür tamam. Ama ondan sonra... <laughs> ...paçalar tutuşuyor. İşte Kadı Efendi... O zaman Kadı Mahmut sonra oluyor Aziz Mahmut Hidayet yani Hazretleri Üftahit Hazretleri'ne gidiyor. Hatta kaftanıyla gidiyor da diyor ki söyleyin hocanıza diyor. diyor. <laughs> söyleyin hocanıza dediği de Üftahit <laughs> Hazretleri. E, diyor ki buyurun diyor Kadı Efendi diyor. Diyor ki git git şu hocana söyle diyor ya Kadı Efendi ile diyor aynı şekilde koşkoda Bursa kadısıyla alay etmiyor musunuz? O zaman laf tutturuyor tabii. Böyle diyor eski elbiseler içerisinde büyük düşünemiyorsun değil mi diyor. Diyor Kadı Efendi git diyor senin dünya saltanatlı bir dünya var diyor. Burası e, gariplerin, fakirlerin yurdu. Hadi güle güle sana. Ona diyor, iyi gidemiyor da. Hatta diyor atın bile gelmek istemedi diyor. Taşlara saplan diyor, diyor. Ya ya. 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 E, nereden biliyorsun seni? Git git diyor. hadi. Ondan sana diyor, yalvarıyor ağlıyor falan. Çok mu istiyorsun diye... Evet. O zaman diyor kadını bırakacaksın. Kaftanı bırakmayacaksın ki yer satacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Kaftanlı ciğerci. Ondan <laughs> sonra herkes diyor ki bu delirmiş. Tabii. Önce o makam, dünya sevgisini hepsini alıyorlar. Dolayısıyla dolayısıyla ee, vilayet yolunda yükselen evliya ikram vilayet yolunda, mesela İbrahim İletim Hazretleri o da e, vilayet yolunda yükseldi. Mesela İmam-ı Hazretleri gibi zatlar buyuruyorlar ki eğer Silsilali'ye büyükleriyle tam saydı onun sultanlığı bırakmasına gerek kalmadan onu orada terbiye ederler yetiştirirlerdi. enteresan bir şey. Çok enteresan. ...onu orada yetiştirirlerdi. İmam-ı Gazali Hazretleri, Abdülhalim Kocdevani Hazretleri'nin... yine aynı şekilde Kemal'e erdi buyuruluyor. Durup dururken olmuyor bunlar. Dolayısıyla... E, ...mesele her zaman e, kutuplar bulunur buyuruluyor. Bunlar İslamiyet'i emekle vasıfeli değil. Ama işte Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri... ...Nakşibendi'yi büyükleri... ...şeriatın, dinin... ...batın bekçileridir. Her zaman böyle olmuştur buyuruluyor. Onları herkes tanımaz. Herkes bilmez. İşte Seyit Abdülhakim Arvası İstanbul'a geldi. Bu müvvet yolunda yükselen e, Abdülfet Hakkı Hazretleri, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Murad Münzevi Hazretleri o deşifre etti. Kimse bilmiyordu. Ama öbür tarafta Aziz Mahmut Hüdayi biliyor, Yahya Efendi biliniyor. Merkez Efendi biliniyor. Bunlar biliniyor ama e, bunlar bilinmiyordu. Bunlar bilinmiyordu. Yani açığa çıkartıldı bunlar. ...yaşadıkları zamanda da böyle... ...nasipler aynı şekilde görür... ...ama Hallacı Mansur Hazretleri gibi olanı... ...herkes görür... ...niye... ...sebepler alemine inmediği için... ...her hareketi öyle... ...hapse koymuşlar... ...hem de... ...hükümdarın sarayının en altta... ...şeyde... ...böyle ikişer metre kalınlığında duvarlar... İçeri giriyor acımış onlara... ...demiş buradan çıkmak ister misin... ...şöyle bakmışlar... ...demişler kafayı yemiş bu... <laughs> ...tekrar sormuş çıkmak ister misin... Sana gene cevap yok... Gene üçüncü defa sorunca biz demiş çıkmak istiyoruz demiş. Nasıl çıkacağım nasıl demiş falan. İstiyor musun? İstiyorum demiş. İyi o zaman demiş şöyle. Eliyle bir işaret diyor duvarla açılı veriyor böyle. bakıyorlar dijital eri. Dijital kıyısından gübür gübür herkes çıkıyor. bakıyorlar bu içeride oturuyor. Demişler sen beni demiş hak hapsetti. Bunu özel hücreye koyuyorlar. Ertesi gün bulamıyorlar. Zinciri vuruyorlar. Zincirler boşalmış oluyor. Bunlar ne? Bunlar. O kendi haline ait bir husustur. Dolayısıyla hatta bir seferinde bir kasabadan geçiyormuş bakmış müezzin mumları yakıyor büyük bir cami. Acımış ona. Eliyle bir işaret diyor bütün mumlar yanıyor. <laughs> Sebepsiz olduğu için de bu, bu, ben yapayım diye değil gönlüne geliveriyor elini işaret ettiği an cenab Hak yaratıyor onu. Cenab-ı Hak yaratıyor. O makamda onu veriyor. O derecede onu veriyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum